Çağatay sakın. Bundan sonra seninle mahkemede konuşuruz. Yıldız. Abi. Abi bugün olmaz. Lütfen sakin ol. Hadi çıkalım abi. Hadi gel abi. Gecemiz devam edecek. Afiyet olsun. Geliyorlar. Geliyorlar. Arkadaşlar kumrağında geliyor. Kanka burada. Doğan Bey bir şey söyleyecek misiniz? Bir açıklama yapacak mısınız acaba? Doğan Bey sizin bir şey demeyecek misiniz? Bir açıklama yapar mısınız lütfen? Kumru Hanım aşağıda tutun. Bir açıklama lütfen. Yoksa bir kumpas mıydı Kumru Hanım? Anneciğim ben çıkıyorum. Tamam kızım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aa. Ne işin var senin burada? Yıldız konuşabilir miyiz? Hangi yüzle geldin? Yıldız bak, ayrılacaksak da konuşalım, beni dinle, öyle ayrılalım. Ne yapayım, yalanlarını mı dinleyeyim? Lütfen, dinle, gideceğim. İyi, gel bakalım ne söyleyeceksin acaba? Sana yazıklar olsun. Bakalım Çağatay. Aşkınız ne zaman başladı? Yıldız yapma. Aşk falan yok. Benim tek aşkım sensin. Ya sorma. Keşke beni birazcık daha az sevseymişsin. Yıldız bak çok haklısın. Ben büyük bir hata yaptım. Ama kumruyla yaşadığım şeyin benim için hiçbir anlamı yoktu. Ben babamın ölümünden sonra bunalıma girdim. Hatta uzunca süre ölümünden seni sorumlu tuttum. Sana çok sinirliydim. Yani sinirini yan komşuyla düşüp kalkarak mı attın? Bunu mu söylüyorsun bana? Tabii ki böyle bir şey söylemiyorum bak. Çağatay bana dokunma. Kumru da beni hep aradı. Sordu, peşimi hiç bırakmadı. Ben de... Ne güzel, sen de gördüğün ilgiye cevaben onu mu kırmadın? Ne diyorsun ya? Yıldız bak, gerçekten çok pişmanım yaptığım hata yüzünden. Keşke zamanı geri alabilsem. Keşke... Böyle bir şey yapmamış olsam. Ben de çok pişmanım biliyor musun? Keşke seni hiç tanımasaydım. Yıldız hata yaptım diyorum. Hata anlık olur Çağatay. Senin kim bilir kaç aydır bu kızla ilişkin var. Bak hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Ve çok pişmanım diyorum. Bir daha asla ama asla böyle bir şey olmayacak. Bir daha diye bir şey yok. Ben artık senin hayatında değilim. Bana neyin sözünü veriyorsun? Yıldız. Çağatay daha fazla konuşup beni sinir etmeden git şu evden. Ay ne olacak bu böyle? Ya bilmiyorum efendim ama ben de çok üzülüyorum. Ay sen, yani elimden de hiçbir şey gelmiyor. Yıldız sonuna kadar haklı. Atak falan mı desek acaba? Ay benim yavrum burada paralanıyor. Ay kimseye acımıyorsan şu küçücük çocuğa acı değil mi? Bu evde evlileseceksin. Çağatay yeter, ben artık seni dinleyemeyeceğim, çık git. Hayatım bak o evi hemen boşaltırız tamam mı? Nereye istersen sen oraya taşınırız. Ha taşınınca unutacağım yani ben bütün bunları. Bu mu sorun? Ben böyle bir şey demedim. Çağatay sen ne diyorsun? Ben seni anlamıyorum zaten ya. Yıldız ben kendimi sana nasıl affettirebilirim? Sen bana kendini affettiremezsin artık. Ben Kumru ile sizin aranızdaki ilişkiyi biliyorken sizi izledim. Senin o tavırlarını gördüm. Aynı masada otururkenki halini, tavrını hiç hata yapmış bir adam gibi değildin. Resmen bu durumdan zevk alan pişkin bir adam gibi oturuyordun yanımdan. Yıldız olur mu öyle şey? Bak... Ben ondan kurtulmaya çalıştım. Hatta sen anlama diye çok çaba gösterdim. Zaten toplasan kızla ben 3 kere görüştüm. Görüşmemeliydim evet ama pişmanım ben ya. Evet tabii. 3 kere, 5 kere artık ne kadarsa rahat rahat görüştünüz. Niye? Çünkü zaten Yıldız'ı salak yerine koydunuz. Ne istiyorsan yaptın işte. Sen bunu nasıl öğrendin? Market fişinden. Hani sevgilinle aşk yuvanda bir şeyler almışsın ya ona. Onu önüme koydu Aysel.
Bir dahakine aklında olsun, bu tip detaylardan kurtul. Yıldız bak ben... Madem birine bir şey hissettin, biriyle bir şey yaşamak istedin... bunu niye benim onurumu kırarak yaptın? Eğer sen bana başka birini sevdiğini söyleseydin... ben senin yolundan çekilirdim. Yıldız sana kaç kere söyledim. Ben onu sevmiyorum. Yakalanınca mı anladın onu sevmediğini? Hayır, kurtulmaya çalıştım. Kurtulmaya çalışmana rağmen kurtulamadın. Demek ki bağımlılık olmuş aranızdaki. Ne güzel. Yıldız bak, asla Kumru'yu bir daha görmeyeceğim. Zaten benim ilişkim çoktan bitmişti. O benim peşimi bırakmadı. Öyle mi Çağatay? Keşke şu anda Kumru burada olsaydı da... uğruna bütün evliliğini yıktığın ilişki hakkında söylediğin şeyi duysaydı. Söyleyeceğini söyledin. Daha fazla benim sinirlerimi bozmadan çık git buradan. Biz oyuncaklarla oynamaya gidelim mi kuzum benim? Gidelim. Allah'ım yarabbim. Yıldız artık biraz sakinleşir misin lütfen? Baba. Oğlum. Oğluşum gel bakalım. Gel bakalım, özledin mi beni? Yıldız, bu yuvayı bozma. Çağatay, bu yuvayı sen bozdun. Çocuğun yanında bağırmak istemiyorum. Üstüme gelme daha fazla. Gel canım, gel hayatım. Ayrıca çocuğun nüfusunu alma işlemlerini de iptal edeceğim, onu da bil. Ne? Niye şaşırıyorsun? Boşanıyoruz şu anda biz. Yıldız tamam bak. Sinirlisin, kızgınsın, haklısın da ama bunun faturasını Halitcan'a kesemezsin. O benim bileceğimmiş. Ayrıca babası olmadan da onu görebilirsin. Yıldız bak. Anneciğim bak. Çağatay abin seninle vakit geçirmek istiyor. Git ona 5 dakika. Biraz gör çocuğu, sonra da git. Gördün mü anneyi, beni bırak. Gide. Otur sen. Biz babanla konuştuk. Yapılacak en mantıklı şey... babanın senin arkanda durduğunu... ve seni kimselere ezdirmeyeceğini göstermek. Öyle mi baba? Kumru, ben senin yüzüne bile bakamıyorum. Öyle haklıymışsın gibi tavırlara girme. Beni gelme. Hayatım, gerilecek bir şey yok. Aldığımız zararı minimuma indirmek için bir çalışma yapacağız sadece. Nasıl olacaksa artık. Doğancığım, anlattım ya, bir davet vereceğiz. Sen de orada bir konuşma yapacaksın. Diyeceksin ki ben kızımın arkasındayım. O kadar. Baba? Bana baba deme. Aa Doğancığım, ne konuştuk ama böyle olmaz, bir yere varamayız. Ne dedim ben? Ender, sen bana dışarıda iyi görün, evde istediğin gibi davran demedin mi? Ben de işte tam olarak onu yapıyorum. Bana bak, bir daha o adamla yan yana gelmeyeceksin. Konuşmayacaksın. Karşılaşırsan selam vermeyeceksin. Ararsa telefonunu açmayacaksın, duydun mu? Duydum. Bak, bunun aksini duyarsam ya da görürsem... seni evlatlıktan reddederim. Bunu yaparım. Tamam, söz veriyorum. Şimdi bir davet organize ediyoruz. Ben Caner'e söylüyorum. Basını oraya getiriyor ve biz bu meseleyi kapatacağız. Okey? Kumrucuğum, sen de yarından itibaren normal rutinine geri dön artık, okey? Pekala. Yani bizim dışarı bile çıkmamamız gerekiyorken niye böyle bir şey yapıyoruz? Hala aklım almıyor. Doğancığım, konuştuk bunu. Kaçıp saklanmak bu meseleyi kabullenmek anlamına geliyor. Lütfen. Yüzsüz gibi çıkıp açıklama yapmak ne demek oluyor peki? Bazen stratejik olarak böyle davranmak iyidir. Yani ezilip büzülüp düşman mı sevindireceğiz, değil mi? Ender haklı. Kızım sen bir sussan artık. Çok özür dilerim, buna bakmam lazım. Hemen geliyorum. Alo. Abla. Yahu Arzu İsmet'e gizlilik sözleşmesi imzalatmış. Ha, süper. Çok iyi. Çok güzel.
Nesi süper çok iyi abla ya, 500 bin tazminat koymuş. Ya bize öttüğünü öğrenirse bu parayı bize patlatacak. Hayatım biraz kafayı çalıştırsana. Bu kadın eğer bu sözleşmeyi imzalatıyorsa demek ki bunun gizlediği, korktuğu bir şeyler var. Ya gizlediği bir şey, korktuğu bir şey varsa konuşmasın. Aa ne bu? Kadın o kadar uyanık ki arabada konuşmayacağı zaten belli. Onun derdi bu adamı kendine bağlamak. O yüzden sözleşmeyi imzalatıyor, onu korkutmak. Abla o zaman bu kadın çok akıllı. Yani kendi çapında olabilir ama tabii ki bir ben değil. Herkes sıfır, sen birsin ablacığım, tamam. Dersin canım. Madem bu kadın arabada konuşmuyor, o zaman onun konuştuğu yere biz gireriz. Nereye? Evi tabii ki Caner. Ablacığım tamam. Bak yalvarırım, yapmayayım. Ne olur yapmayayım, yeter artık. Caner sen git dinleme cihazlarını al. Hazır olsun, okey? Tamam, tamam abla. Öptüm canım, bye bye. Buyurun. Çağatay Bey evde mi? Hayır efendim. Tamam, ben de içeride bekletmişim. Aferin sana. Ah Yıldız. Geldin mi kızım? Duymamışım. Ne oldu? Konuşabildin mi? Rana Hanım'la konuştuk. Çalışmaya devam edeceğiz. Ah iyi. Ay, sabahtan beri telefon susmak bilmedi. Tembih ettin açma diye açmadım ben de. Aman açma, şu an hiç kimseyle konuşacak bir halde değilim, artık sonra. Yıldız, yan yılda neler oluyor acaba? Aman ne olacak? Kıyamet kopuyordur. Beter olsunlar inşallah. Evleri başlarına yıkılsın. Aslında Doğan Bey düzgün adam yani. Ne yapsın işte çocuğu. Utanç verici. İşte o çocukların acısını anaları babaları çekiyor. Biliyoruz. Ama ben Doğan Bey'i yani şu kadarcık tanıdıysam... o Çağatay'ın burnundan fitil fitil getirmezse ben deneyim görürsün. İnşallah diyelim. Ay yok. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Şu Aysel'i çağır, Nermin'i arasın. Rıhtıma insin, baksın falan ne yapıyorsa. Öğrensin yan yılda neler oluyor, çok merak ediyorum. Doğru diyorsun. Aysel. Yıldızan. Şu Nermin'i ara, yan evin durumunu bir sor bakayım. Çığlıklar geliyor muymuş, kırılan dökülen bir şeyler var mı? Ya da gelen giden filan. Tamam efendim, ben telefonu alayım o zaman. Güveniyorum sana, hadi Aysel. İnşallah oturmuş ağlıyordur. Tamam, tamam Nermin Hanım. Ben arayacağım seni. Ne diyor? Şey... Ne şey Aysel? Ağzına kerpetenle laf mı alacağız kızım, söylesene. Aysel'cim söyle, ne diyor? Şey efendim, Kumru Hanım evdeymiş. Kumru Hanım bizim evdeymiş. Ne? Evet. Ne diyorsun Aysel sen ya? Benim evimde. Çağatay da orada mı? Yok, Çağatay Bey evde değilmiş efendim. Ay inanamıyorum ya. Daha bir gün oldu evden çıkalı, bir gün. Bunlar nasıl yüzsüzler ya? Ay resmen benim evden gitmemi beklemişler. Yemin ediyorum şeytan diyor, git kafa kafaya çarp bunları, rahatla. Bırak, yok anne bırak, değmez. Ben resmen onları rezil ettim zannediyorum. Meğerse bunları ekmeğine yağ sürmüşüm. İyi ki gitti Yıldız, oh ne güzel, beraber otursunlar evlerinde. Yıldız bak, yarım saatlik yer. Gideyim ikisini tokatlayayım. İçimin yağları erisin. Başka türlü rahatlayamayacağım çünkü. Ay bir de sabah buraya geliyor Çağatay, yalvar yakar bağırıyor. İşte inanmayacaksın bunlara. Bunların hepsi yalancı. Yalnız efendim ben o konuda biraz farklı düşünüyorum. Çağatay Bey o kadını sevmiyor. Çok da pişman, biliyorsunuz sabah gördük. O kadın çok kötü birisi. Eminim Çağatay Bey'in haberi bile yok onun evde olduğundan. Evde olduğunu görse hemen evden kovar, görürsünüz bak. Pembe gözlüklerle hayata bakan halini seviyorum Aysel. Umudunu kaybetme canım. Aysel selam getir. Hoş geldiniz Çağatay Bey. Efendim şey, misafiriniz var. Kumru. Engellemişsin beni. İkimizin de iyiliği için. Ha, ikimizin de iyiliği için. Ne kadar düşüncelisin.
burada olman doğru değil. Karın sahneye çıkıp benim metresi ilan etti. Babam yüzüme bakmıyor. Ve sen nasılsın diye bile aramayıp beni engelliyorsun. Ne sandın Çağatay? Sana musallat olacağımı falan mı? Bak biz bir şey yaşadık. Bunu ikimiz de istedik. Benim çok zor bir zamanım. O zor zaman bitti anladığım kadarıyla. Kumru, yaşadığımız şey çok güzeldi ama yanlıştı. Of Çağatay bırak. Şimdi mi aklına geldi bu kadar etik olduğun? Sen ne kadar korkak bir adammışsın ya. İyi ki sana bir anlam yüklememişim. Ama hatırlatırım. Bu ilişkiyi sen başlattın. Sen beni aradın. Sen beni tekrar görmek istedin. Yıldız yeter artık yeter. Bak senden huzur istiyorum. Sadece bu. Huzur. Tamam susuyorum. Lütfen çok iyi olur gerçekten bak. Başarabilirsen tabii. Müsait olduğuna konuşabilir miyiz? Benden vazgeçemeyeceğini biliyordum. Biliyorum. Ama yanlış yaptım. Bak şu anda kimin kimi aradığını, kimin başlattığını hiçbir şeyin önemi yok. Tamam mı? Ben karımı çok seviyorum. Ve evliliğimi kurtarmak için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Gerçekten çok klişesin. Keşke biraz daha adam olsaydın da yaşadığın şeyin arkasında durabilseydin. Bak sana üzülmüyorum mu zannediyorsun? Ben üzülünecek bir pozisyonda olduğumu düşünmüyorum ama sen acınası bir noktadasın. Kapımın önünde kedi gibi dolanırken aklın neredeydi? O zaman karını sevmiyor muydun? Bana kızmakta çok haklısın. Söyleyeceğin tek şey bu mu? Kumru, artık görüşemeyiz. Ben bu zamana kadar nasıl görüştük ona şaştım şu an. Bir daha sakın karşıma çıkma. Evliliğini kurtaracakmış. Oldu canım. Kimse benimle böyle konuşamaz hiç kimse. Kahve mi içsek? İçelim de bir fal bak anne hiçbir şey baktığın yok. Aa! Sen hangi yüzle buraya geliyorsun? Yıldız tamam dur. Sen kimsin? Sen nasıl bir insansın? Bizi nereden buldun ya? Şoförümle Aysen aynı semtte oturuyormuş. Nereye gittiğini merak etmiş ve valla. Abla, Aysel abla. Merhaba. Ferdi ben. Sizin yan yalıda çalışıyorum. Hangi yan yalıda? Bu Doğan Beylerin yanında. Kumru Hanım'ın şoförüyüm. Anladım. Biz komşu değiliz artık taşındık biz oradan. Hadi ya. Bu olanlardan dolayı mı? Doğru muymuş o? Gerçekten boşanıyorlar mı? Sana ne kardeşim? Hayır ben kaç yıldır çalışanlarıyım ben sormuyorum da. Sana mı anlatacağım? Hadi hadi git işine sen. Belki Kumru Hanım'ın gözüne girerim. Ben şunu bir takip edeyim. Kumru Hanım, size bir şey söyleyecektim ama sabahtan beri sizi yakalayamadım. Evet. Şey, bu yan yalıdakilerin yanında çalışan kadın bizim mahallede oturuyormuş. Sabah karşılaştık. Sizin husumetinizi bildiğim için kadını takip ettim. Bunlar yandan taşınmışlar. Bilmiyorum haberiniz var mıydı ama. Nereye taşınmışlar? Ulus'a. Yeri biliyorum ben. Aferin Ferdi. Teşekkür ederim. Sizin için efendim. Biraz bekle. Sonra beni bir oraya götür bakalım. Emredersiniz efendim. Sen hangi yüzle buraya geliyorsun? Tartışmak için gelmedim. Birkaç bir şey söyleyip gideceğim. Yeni evin güzelmiş, tam senlik. Dekorasyon tavsiyesi vermeye gelmedin herhalde. Espri yeteneğini kaybetmemişsin. Sen de yüzsüzlüğünden hiçbir şey kaybetmemişsin.
Biraz baş başa konuşabilir miyiz? Yıldız, ben içerideyim. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen. Yıldız, buraya özür dilemeye gelmedin. Ne özür canım? Senin kadar rahat bir insan haklı olduğunu bile düşünüyordur. Senin gibi kendimi mağdur görmüyorum diyebiliriz. Söylesene bana, evine girip çıktığın, arkadaşlık ettiğin bir kadının kocasını ayartmak nasıl bir duygu? Hiç bilmiyorum. Çünkü ben kimseyi ayartmadım. Burada ayartılan biri varsa o da benim. Çağatay benim peşimden koştu. Hadi diyelim Çağatay senin peşinden koştu. Sen diyemedin mi sen evlisin diye? Ya da benim arkadaşımın kocasısın diyemedin mi? Yıldız, sen bizim geçmişimizi bilmiyorsun galiba. Biz yıllar önce Çağatay'la birlikteydik. Tabii o zamanlar seni tanımıyordu. Kısa bir süre beraber olduk, sonra ben onu bıraktım. Ama demek ki içinde ukde kalmış ki beni bir daha gördüğünde kopamadı. Ne rahat anlatıyorsun ya? Ay Yıldız, sen de tam bir drama queen'sin. Senin gibi aldatılmayı bir şölen haline getireni ilk defa görüyorum. Kocan senden ve sıkıcı evliliğinden bunu aldığı için ben de mutluluğu buldum. Bak canım, ben zaten artık aradan çekildim. Madem çok meraklısın Çağatay'a, buyurun mutlu olun. Ama sana bir şey diyeyim mi? Senin böyle ballandıra ballandıra anlattığın ilişki hakkında Çağatay çok farklı konuşuyor. Bu sabah buraya geldi. Onu affetmem için bana yalvardı. Benim umurumda değil. Ama belli ki senin için bir önemi var. O yüzden söylüyorum. Sen çok fazla Çağatay'a bel bağlama. Kumru Hanım nerede? Henüz gelmedi efendim. Neredesin Kumru? Bir kadın için ne kadar aşağılayıcı bir durum değil mi? Senin burada sahip çıkmaya çalıştığın ilişki hakkında neler söyledi? Yetmezmiş gibi seninle anılmak da istemiyor. Bana da gelip hayatımın en büyük pişmanlığı diyor. Peki. O zaman burada pişman bir erkek görüyor musun? Yıldız, ne oldu? Pişmanlıktan eser yok değil mi? Belki de Çağatay hayatının hatasını seninle evlenmek olarak görüyordu. Kim bilir? Kumru. Adamın nikahlı karısının suratına gösterdiğim fotoğraflara bak. Ben zaten ne dersem diyeyim, ne yaparsam yapayım senin seviyene inemem. Ama senin adına çok üzüldüm biliyor musun? O kadar korkmuşsun ki Çağatay'ı kaybetmekten. Buraya gelip bana bunları gösteriyorsun. Korkma. Ben zaten Çağatay'dan vazgeçtim. Al tepe tepe kullan, senin olsun. Şimdi evimden defol git. Bir daha da sakın benim karşıma çıkma. Görüşmemek üzere. Bu arada beni aldatılan kadını ilan ediyorsun ya. Çağatay seninle beraberken benimle de birlikteydi. Ben karısıyım onun. Herhalde karımla birlikte olmuyorum demiyordu sana. Dediyse de herhalde yutmamışsındır zeki kızım. Yıldız! Ne oluyor ayol? Abi. Yıldız, aç şu kapıyı. Abi, abi gözünü seveyim gidelim abi. Oğlum ben karımı almadan hiçbir yere gitmiyorum, anladın mı? Yıldız! Ne bu ya, dandan? Yıldız! Aa, Çağatay'ın sesi bu. Yıldız, aç kapıyı. Aa. Abi millet uyanacak, gözünü seveyim gidelim ya. Lan uyanırsa uyansın, ne yapayım? Yıldız, aç kapıyı. Bak seni buradan almadan hiçbir yere gitmiyorum ben. Aç kapıyı. Ayakta duramıyor. Konuşmak istiyorum seninle. Aç, konuşacağız. Ay Yıldız, bunu susturmak lazım. Herkes uyandıracak. Bağırır bağırır susar. Boş ver. Karımı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Geleceksin. Bak aşkım. Aç, ne aşkım kapıyı diyor ya? Yüzsüz. Yok senin aşkın falan. Git buradan. Ay devrilsin inşallah. Yıldız. Canım, Yıldız kayarak senin hayatından çıktı. Unut Yıldız'ı, kaybettin.
Bak ben seni seviyorum. Aç şu kapıyı. Yenge, bir kapıyı aç da bir konuşun bari be. Ömerciğim bak kalbini kırmak istemiyorum. Al arkadaşını da gidin buradan. Gitmiyorum oğlum hiçbir yere. Gözünü seveyim gidelim hadi. Ben gitmiyorum. Yıldız, aç şu kapıyı bak ben sabaha kadar... Komşular uyanacak seni ya. Seni almadan hiçbir yere gitmiyorum. Aç şu kapıyı. Bana bak vallahi polisi çağıracağım. Git buradan. Kimi çağırıyorsan çağır gitmiyorum. Sabaha kadar buradayım anladın mı? Seni alıp öyle gideceğim ve dinleyeceksin beni. Aç şu kapıyı. İyi o zaman ben gidiyorum. Ben yatıyorum anne. Hadi abi hadi. Hadi gidelim abi. Gözünü seveyim hadi. Ben sana yapacağımı bilirim Çağatay. Yıldız, o kapıyı bugün açmadın. Yarın yine geleceğim, açacaksın. Seni o evden alıp götüreceğim. Evimize gideceğiz. Tamam abi, hadi abi. Seni tamam. Alacağım buradan. Çok ağlayacaksın Çağatay. Utanmadan kızıma aşk dolu fotoğraflarınızı gösteriyorsun. Ama o övündüğün manzara yalan. Gerçek olsaydı Çağatay şu an burada yalvarıyor olmazdı. Kullanılmış olmak nasıl bir duygumuş anla bakalım. Yıldız, o kapıyı bugün açmadın. Yarın yine geleceğim, açacaksın. Seni o evden alıp götüreceğim. Evimize gideceğiz. Çağatay Bey. Dilerseniz odama geçelim Doğan Bey. Doğan Bey bakın biz Kumru'yla... Sakın kızımın adını ağzına alma. Buraya senin yalanlarını dinlemeye gelmedim. Ben zaten olanları biliyorum. Bakın tamam biz bir hata yaptık. Çağatay! Konuşma artık. Şimdi... sana gayet adil bir teklifte bulunacağım. Şirketteki hisselerini bana sat. Ve buradan defol git. Ne? Hala sana bir iyilik yapıyorum. Aksi takdirde seni mahvederim. Hatta bütün hayatımı seni mahvetmeye adarım. İnan bu konuda çok başarılıyımdır. Doğan Bey, sinirlenmenizi anlıyorum.
Ama özel hayatımızı işimize karıştırmamalıyız. Babamın onca yıl bin bir emek verip kurduğu bu şirketi size de başkasına da satmam. Son sözüm bu mu? Bu. Güzel. O zaman hiç tanımak istemeyeceğin bir ortağım var artık. Hiç tanımamayı dileyeceğim bir ortağım var. Bu şirketi satmaya mecbur kaldığın gün, bugün bana satmadığın için çok pişman olacaksın. Ama çok geç olacak. Çağatay. Canan'a para mı verdin? Kumru, bunu evde konuşalım. Biliyordun. Biliyordun ve hepimizi uyuttun, öyle değil mi? Seni uyarıyorum. Uyaramazsın. Kendine gel. Kendine gel. Bir daha bana sesini yükseltme sakın. Bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Tabii tabii tabii. Alo, Caner. Abla, burada olaylar karışacak gibi duruyor. Vaziyet almak gerekebilir. Kumru buraya geldi, babasına bağırdı, çağırdı falan. Kıyamet koptu. Buradaydı, buradaydı. Hızını alamamış, oraya gelmiş demek ki. Abla, Canan, Çağatay ve Kumru'yu biliyormuş. Doğan onu susturmak için para vermiş. Ne diyorsun ya? Ulan ne oluyor, bir anlasaydım keşke ya. İnanamıyorum. Benden böyle bir şeyi nasıl saklarsın? Bir de gidip o hırsıza para vermişsin. Canan hırsız falan değil. Sen beni aptal mı zannediyorsun? Ben etrafımda olan şeylerin farkında değil miyim yani? He? Canan sana bir yanlış yaptı. Sen de ondan intikam almak için fişini çektin. Sen benim gözümün içine baka baka yalan söylerken ben senin yaptığın rezilliklerin üstünü kapatmaya çalışıyorum. Madem biliyordun, benimle konuşabilirdin. Belki olaylar bu raddeye gelmezdi. Konuşmanın bir işe yaramadığını geçmişte gördük. Her seferinde kendini küçük düşürmekten başka bir şey yapmadın. Baba, benden bu kadar nefret etmene sebep olacak ne yaptım ben? Senin kızın olmam, hata yapamam demek olmuyor. Sen de bunu kabulle. Ben hayatım boyunca hiçbir erkeğin himayesini, inisiyatifini ve insafını bırakmamak için seni çalıştım, çabaladım, mücadele ettim. Şimdi sakın karşıma geçip sana haksızlık ettiğimi falan söyleme. Haddini de bil, susup oturmasını da. Ben kızımın adını el alemin dilinden kurtarmaya çalışıyorum. Bu bir baba için yeterince zor bir durum zaten. Anlatabildim mi? Peki baba. Sana layık bir evlat olamadığım için çok üzgünüm. Şimdi akşamki davet için hazırlan. Orada surat asmayacaksın. Ve biz sorun yokmuş gibi davranacağız. Yarın sabah da bir kanalda röportajım var. Bu olayın tamamen bir yalan olduğunu ve sana iftira atıldığını söyleyeceksin. O kadar. Tabii. Nasıl istersen. Yeter ki sen mutlu ol. Ama şunu da bil. Ben de sana kızgınım. Ender, önemli bir şey yoksa sonra konuşalım. Önemli bir şey yok. Çünkü günün konusu sensin Çağatay. Anlaşıldı. Beklediğin o an gelmiş. Ne söylemek istiyorsan söyle.
Rahatla. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Okey. Nereden başlasam acaba? Çağatay, beni karşına almasaydın Doğan'a sana karşı daha insaflı olmasını söyleyebilirdim. Benim böyle bir şeye ihtiyacım var yani. Sonra? Bana türlü oyunlar oynamak yerine suyuma gitseydin bu halde olmayacaktım. Bak Yıldız'ı kaybettin. Şimdi de işini kaybedeceksin. Doğan elinden her şeyi alacak. Buna hazır mısın? Bitti mi? No. Eğer pişman olursan ve fikrin değişirse önce bana kendini affettirmeye çalış. Belki Doğan'dan sana bir ayrıcalık yapmasını isteyebilirim. Ama iyi bir performans sergilemen gerekiyor Çağatay. Rüyanda görsen hayra yorma. Bence çok da büyük konuşma Çağatay. Bye bye. Basın geldi. Kumram. Konuşma yapacağım zaman sen de benimle birlikte ayağa kalkacaksın ve tebessüm edeceksin. Madem bir oyun oynuyoruz, hakkını verelim. Tabii ki. Hoş geldiniz. Bu akşam buraya en yakın gördüğüm dostlarımı, yani sizleri davet etmek istedim. İtalya'dan döndüğümde bu daveti yapmak istemiştim ama kısmet bugüneymiş. Bu arada dönüşümü ve yeni iş oluşumlarımı destekleyen sevgili kızım, gururum, canıma hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim. Hepinizin bildiği gibi Kumru son zamanlarda büyük bir haksızlığa uğradı. Çok üzüldü, gururu kırıldı. Ama şunu söylemek isterim ki bir baba olarak her zaman sevgili kızımın yanındayım. İyi ki varsın canım benim. Babacığım, sen de. İyi ki varsın. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ender. Kimden kaçıyorsun? Hayırdır? Ben mi? Biraz tedirgin gördüm seni. Baba kızın bu özel anını varlığımla bozmak istemedim. Malum benim olduğum ortamda ilgi bana kayıyor. Doğan'la Kumru'ya ayıp olmasın diye ben biraz geride durmayı tercih ettim. Vay be. İyi iyi tamam. En popüler sensin. Öyle. Evet. Harzuydu değil mi? Harzu değil. Arzu. Harzu. Okey. İzninle. Bu bir savaş ilanı mı yoksa? Şimdilik değil. Ama belli mi olur? Belki yarın, belki yarından da yakın. Harzu. Çok şık bir konuşma oldu. Doğru bir algı operasyonu yaptım. Hiç merak etme. Afiyet olsun.
Alo. Müsait misin Doğancığım? Ender, gel. Dün gece harikaydı. Ama iyi ki beni dinledin. Teşekkür ederim. İyi akıl verdin. Her zaman. Kumru bugün bir röportaj verecek. Sonra onu birkaç hafta yurt dışına yollarım. Olay umutludur. Nice. Gördün mü bak. Bu kadar basit işte. That's it. Doğancığım, izninle bir konuda daha fikir vermek istiyorum. Önemli bir konu. Dinliyorum. Arzu'yla ilgili. Hı hı. Doğancığım, Arzu sana ihanet ediyor. Öyle mi? Bunu nereden çıkardın peki? Şunu bir dinler misin? Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Akşam Kumru'nun daveti var. Sakın beni oradan arayıp deme. Her şey kontrolüm altında. Doğan'ı kandırdım. Zaten kafası çok karışık bu aralar. Yakında hisseleri alırım. Bitti mi? Gelir misin? Ne oluyor? Ender'di değil mi? Doğancığım sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım? Ender. Kardeşini evime sokarken güvenlik kameralarını bozdurmuşsun. Ama kablosuz ve yedek bir sistemim daha vardı. Ne dediğini hiç anlamıyorum şu anda. Anlamayacağını düşündüğümden görsellerle geldim. Sonra yanıma soktuğun şoförün gelişi falan var ama sen zaten onu biliyorsundur. Ha, bu arada şoför kovuldu. Tahmin edersin. Çok akıllısın ya. Ayşe ile Gerçeklere hoş geldiniz. Bugün konuğum, son günlerin en çok konuşulan ismi Kumru Yıldırım. Kumru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kumru Hanım, açıkçası sizi programa davet ederken katılmayacağınızdan emindim. Buraya gelerek beni şaşırttığınızı söylemek isterim. Saklanacak bir durum görmüyorum. Herkes gibi ben de son zamanlarda olanlarla ilgili merak içindeyim. Ortada dolaşan bir sürü bilgi var. Bunlardan hangisi doğru, hangisi yanlış? Bir de sizin ağzınızdan duymak istedim. Oğlum, nerede o kamyonun şoförü? Hayır ben... Yıldız, televizyon açmamız lazım. Ne oluyor? Her kafadan bir ses çıkıyor. Kumru canlı yayına çıkmış. Sanırım babanız bir davet vermiş. Bugün bütün sosyal medyada bu konuşuluyor. Neler oluyor bir de sizden duyalım. Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Aslında özel hayatımla ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Ama şartlar beni buna zorladı. Haklısınız ama... Ben çok büyük bir aşk yaşadım. Ne? Nasıl yani? İnkar etmiyor musunuz? Hayır. Neden inkar edeyim? Yaşadığım aşk yüzünden insanlardan neden özür dilemek zorundayım bunu anlamıyorum. Ben yaşadıklarımın arkasındayım. Evet, şu an mutsuzum. Evet, belki insanlar bana hak vermiyor olabilir. Ama bu beni ilgilendirmiyor. Hiç pişman değilim. Çünkü sevdiğim kadar sevildim.